İçeride bir önceki paneli dinlerken şey dedik, yani hem dinliyorduk bir yandan da kendi panelimizi çok kısa bir sürede tam zamanında bitireceğiz diye bir iddiaya girdik. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Panelimiz gelecekte bizi neler bekliyor? Ya malumunuz sürdürülebilirlik gündemi oldukça yoğun. Regülasyonlar geliyor, yeni regülasyonlar kapıda, sürdürülebilirlik raporlaması, iklim değişikliği yol haritaları derken kurumların gündemi inanılmaz yoğun bu konularla ve konu sayısı arttıkça tabii ki sorumluluklar da artıyor. Biz bu panelde Umay ve Barış'la sürdürülebilirlik alanında hangi konular gündemde yer almaya devam edecek ve yeterince gündemde olmayan ama önem vermemiz gereken konular nedir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz sizlere. Ben lafı uzatmadan Barış'a ilk sorumu sormak istiyorum. Barış, biliyorsunuz sürdürülebilirlik hem gelecek diyoruz, işte uzun vadeli yatırımlar, gelecek planlamalarını gerektiren bir vizyondan da bahsediyoruz. Ama aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma amaçları, Paris Anlaşması dediğimizde 2030 gibi çok deadline olan bir hedefimiz var ve 6 yıllık da bir zamanımız kaldı. Sen bu zamanı nasıl değerlendiriyorsun ve şu anda hangi konular ön plana çıkıyor ve çıkmaya devam edecek? Çok teşekkürler. Şimdi başlık çok aslında cezbedici. Ben ilk baştan beri söyledim. Gelecekte bizi neler bekliyor? Hani bu tam böyle fütüristik konuşmalara müsait bir yer. Fakat ben gelecekten değil, ne yazık ki bugünden ve şu anda olan bir şeyden bahsedeceğim. Çok güzel şeyler konuşuldu burada. Hepsi çok önemli. Ama çok basit bir şeyle karşı karşıyayız arkadaşlar. İsterseniz bugün, şimdi biraz sonra telefonlarınızdan gelebilirsiniz. Today Carbondioxide diye yazın. Her gün karbondioksit oranlarının hangi seviyede olduğunu açıklayan bir veri bu. Biliyorsunuz karbondioksit oranları da bu fizik bilimi. Yani ben tamamen tam sayısalcıyım, her zaman söylerim. Ama bana bu durum fizik ve bu tür şeylerin temellerini öğretti. Ve gelecekte ne olacağı, işte uçan KKR'lar mı olacak, hani eskiden biliyorsunuz böyle şeyler vardı. Onların hiçbirini hala bilmiyoruz. Teknolojide tahmin edilen şeyler, ekonomide tahmin edilen şeyler çoğunlukla gerçekleşmiyor. Başka şeyler gerçekleşiyor. Ama fizikte her şey aynı şekilde gerçekleşiyor. Bugün şu anda burada ışıklar yanıyor ve karbondioksit üretiyoruz. Ve bu birikiyor. Atmosferde birikiyor. Yani bunu sayısal olarak her gün ölçülüyor. Ve her yıl 3-4 ppm particle per million artıyor. Ve bunun sonucu da böyle, ya acaba böyle mi olur gibi bir şey değil. Bunun sonucu çok belli. Bu fizik bilimi. Yani matematik bu. Ve bu artış her yıl 3-4 puan yükseliyor. Ve atmosferdeki karbondioksit biriktikçe de ısınma artıyor. Şu anda sanayi devrimi öncesine göre 1.1-1.2 derece ısınmış durumdayız. El Niño etkisi nedeniyle şu anda 1.5 derece sınırındayız aslında. Bu biliyorsunuz El Niño ısınma, küresel bir ısınma yaratıyor belirli dönemlerde. O geçecek, biraz düşecek. Fakat bizim 1.2 derecelik ısınmamız kesin. Yani ısınmış durumdayız. Ve dünyada gerçekleşen her şey ve gerçekleşecek olan her şeyi çok net olarak biliyoruz. Ben böyle çok korku şeyini çok sevmeyen bir insan olarak yıllarca ya korku akıl katilidir, korkutmayalım fazla lafından ilerliyordum ama orayı çok geçtik arkadaşlar. Bundan sonra olacaklar 1.5 derece, binlerce bilim adamının araştırması bu. 1.5 derece sınırını geçmeden de başımıza gelenleri biliyoruz dünyanın dört bir yanında. Hani bu yangınlardan, mega yangınlardan tutun sistemik kuraklığa. Oradan Daniel kasırgası Libya'yı vurdu. Bakın Doğu Akdeniz'de kasırga oluyor. Farkında mıyız bilmiyorum. Ve bu kasırganın Adana'yı teğet geçtiğini de bilmiyorum. Belki duydunuz, belki duymadınız. Ben bütün gün bu haberlerle uğraştığım için bu konu acayip bir yere gidiyor. Yani gidiyor değil, şu an biz bunu yaşıyoruz. Çünkü gelecekte ne olacağını çok net olarak biliyoruz. Bunu değiştirecek tek şey, çok hızlı bir şekilde, hiç böyle lamacıma gelmeden, burası da Kurumsal Sorumluluk Derneği, burada kurumsal çeşitli önemli kurumların
yöneticileri var ya da o yöneticilere etki edebilecek insanlar var. Çok hızlı bir şekilde bunu durdurmalıyız. Bakın diğer her şey çok önemli. Toplumsal cinsiyet önemli, çok önemli. Hepsi çok önemli. Fakat iklim kriziyle çok hızlı bir şekilde baş edemezsek diğerlerinin hiçbiriyle baş edemeyiz. Çünkü iklim krizi bunların hepsini çarpan etkisiyle artırıyor. Yoksulluk mu? Yoksulluğu çarpan etkisiyle artırıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği mi? Kadınların rollerini berbat hale getiriyor. Kız çocuklarını okula göndermiyorlar insanlar. Gönderemiyorlar. Afetlerde ilk önce onlar ölüyor. Dolayısıyla yani böyle çok birazcık şey konuştuğumu biliyorum. Didaktik mi artık bilmiyorum ama bir tahmin düzeyini aşmış durumda bu. Dolayısıyla gelecekten değil, işte ben ne yazık ki bugünden bahsetmek istedim. Çok teşekkürler, gayet net oldu cevabın. Umay, sana da aynı soruyu soracağım. Bu zamanda sen hangi konular ön plana çıkmaya devam edecek, sen neler dersin? Ben de bugünle ilgili bir şeyler söyleyeyim aslında. Herkese merhaba öncelikle. Aslında bugünün ne olduğu ve yakın gelecekte bizi nelerin beklediği çok açık ve net. Bundan bir ay önce Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel riskler raporuna bir bakalım ve tabloyu çok net birlikte görelim. Birçoğunuz o raporu görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki 2 yıl ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yani 2 ayrı vadede dünyayı bekleyen küresel düzeydeki risklerin ne olduğuyla ilgili bir araştırmanın, çok kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını yansıtıyor. Ve ortaya 2 tane liste çıkıyor. 2 yıllık dönemde dünyadaki birçok tarafın, birçok paydaşın bunlar bizim en büyük risklerimiz ve tehlikelerimiz olacağı dediği ilk 10 liste ve 10 yıllık vadede de bunlar bizim risklerimiz olacak dedikleri ilk 10 liste. Şimdi onlara baktığımız zaman 2 yıllık listede 1 numarada bilgi kirliliği ve yanlış yönlendirme var. İşte bu son yapay zeka ile ortaya çıkan yeni teknolojiler sayesinde bu. Ama 2. sırada ne var? Aşırı hava olayları. 10 yıllık vadeye baktığımız zaman aşırı hava olayları 1 numaraya çıkıyor. Ve bilgi kirliliği ve dezenformasyon dediğimiz şey 5 numaraya geriliyor. Bu şu anlama geliyor, bunu şöyle yorumlayabiliriz. Demek ki biz gelecek 2 yıl içerisinde yüksek riskte gördüğümüz 1 numaraya koyduğumuz bilgi kirliliği ve dezenformasyonu önümüzdeki 10 yılda çare bulacağımızı düşünüyoruz. Ki onu 6. sıraya alıyoruz, çok pardon. Ama aşırı hava olaylarına bir çare bulamıyoruz ve onu 1. sıraya taşıyoruz. Şimdi bu kötü haber, ben de bir iyi haber vereyim. Ben de Barış gibi düşünüyorum. Ben de yıllarca bu konuları anlatırken aslında felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama şunlar da var. Ama iyi bir haber vereceğim. Hala vaktimiz var, harekete geçersek şöyle engelleyebiliriz, böyle önleyebiliriz derdim. Ama şimdi bakıyorum ki evet biz oraları çoktan geçtik. Yine felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Bunu şöyle yorumlayalım istiyorum. Birer yetişkin gibi. Gözlerimizi buna kapamadan, işte ay bunlar çok can sıkıcı, bunlar da felaket senaryoları, ben şuradaki diziyi açayım, Netflix'teki bunu açayım dediğimiz zaman bir yetişkin gibi davranmıyoruz. Kendi sorumluluğumuzu üstlenmiş olmuyoruz. Bir yetişkin gibi, bir problemi çözer gibi yaklaşırsak bu konulara bugün hala önleme şansımız var. Yani zararın bir yerinden dönüp hala dünyayı ve bizim yaşamımızı, canlılığımızı sürdürme şansımız var. Şimdi burada iyi bir haber vereceğim yine aynı raporla ilgili. Az önce söylediğim şeyi belki o tabloyu hepimiz görmüşüzdür. Ama o tablonun bir detayı var. Bu tabloya cevap veren, yani bu araştırmayı sorduğumuz 5 tane taraf var. Sivil toplum, uluslararası kuruluşlar, akademi, devlet ve özel sektör. Bu 5 gruba soruyorlar riskleri ve onların da cevaplarını alıp tabloda onları ayrı ayrı da gösteriyorlar raporun içinde. Buradaki iyi haber şu, özel sektörde bir uyanış fark ediyoruz. Özel sektör gerçekten bunları işte önceden çok tanımlamıyordu, söylemiyordu ama bu raporda 2 yıllık dönemde 2. sıraya aşırı hava olaylarını koyuyor ve 5. sıraya en son, yani ondan önce 1. sırada bilgi kirliliği, dezenformasyon, 2. sırada aşırı hava olayları, 3. sırada siber güvenlik, 4. sırada toplumsal polarizasyon, 5. sırada da enflasyon var. Bakın ekonomiyle ilgili korkuları 5. sırada risk olarak görünüyor önümüzdeki 2 yıl içerisinde. Ve şeye baktığımız zaman 10 yıllık dönemde özel sektör buna nasıl cevap vermiş? 1 numarada aşırı hava olayları var hala. 2 numarada dünyanın düzeninde, yani ekolojik düzeninde kritik değişiklikler var. 2 numarada bu var. 3 numarada biyoçeşitlilik kaybı var. 4 numarada da doğal kaynak kıtlığı var. Özel sektörün risk gördüğü önümüzdeki 10 yıl içerisinde ilk 4 sırada bu var. Ve burada geri kalanlarda da
enflasyon, ekonomik durum vesaire bunlar gibi şeyler yok. Dolayısıyla bir, küresel riskler raporuna bir bakmamız lazım. Gelecekte bizi neler bekliyor? İki, özel sektörün bir uyanışı var. İş dünyası biraz bu krizleri yaşamaya başladı. Nerede yaşamaya başladı? Ham madde bulmakta yaşamaya başladı. Tedarik zincirini düzgün çalıştırmakta yaşamaya başladı. Enerjiyi nereden bulacağıyla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı. Dolayısıyla biz günlük hayatımızda yaşanan sıkıntılara çok fazla rastlamıyor olabiliriz ama özellikle siz bir sanayi kuruluşuysanız, üretim yapıyorsanız, ham madde ve tedarik zincirini yönetmek zorundaysanız o zaman bugün bu küresel sıkıntıları, doğal kaynak kullanımı ile ilgili, iklim krizi ile ilgili, enerji maliyetleri ile ilgili bugünden yaşıyorsunuz ve bunun farkındasınız. Çok teşekkürler ikinize de. Şimdi pandemiyle birlikte dünyamızda tabii bir yandan krizlere yanıt verme kapasitesini test ettik. Senin bu dediğin aslında raporda, Barış'ın söylediklerinde de belki bir nebze de olsa pandemiyle birlikte iklimle ilgili aksiyonların hızlanmasını da gördük. Sürdürülebilirlik diyoruz ama aslında iklimle ilgili olan konular hızlandı. Şu noktada biz şimdi bunu konuşmaya başladık. İşte regülasyonlar geliyor, raporlama standartları geliyor. Daha farkında olmaya başlıyoruz. Karbon emisyon hesaplama nasıl yapılıyor diye şu anda şirketler bunu araştırmaya başladı. Şu anda gündeme girmeyen ama önemli olduğunu gördüğünüz, dikkat çekmek istediğiniz sürdürülebilirlik alanında hangi konular var? Bunu sormak istiyorum. Şimdi ben yine biraz daha genele almak zorunda hissediyorum kendimi. Radara girmesi gereken birçok konu var. Bunların başında da bence yine dediğim gibi iklim krizi gelmesi gerekiyor. Bu küresel riskler raporu zaten çok açık bir şekilde koyuyor. 10 yıllık bakış açısında 10 taneden 6 tanesi doğrudan iklim krizinin ya daha kötü hale getirebileceği ya da onunla ilişkili noktalar. Ama ben yine biraz da ülkemize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle söyleyelim. Evet, kurumlar bu konuda çok, özellikle kurumsal şirketlerin bu konuda çok ciddi farkındalıklarının arttığını görüyoruz. Bunda hiçbir kuşku yok gerçekten. Fakat biz ne kadar kurumsal olarak kendimizi dönüştürmeye, deniştirmeye çalışırsak bile bazı temel kamu yönetimi sorunları var. Bu kamu yönetim sorunlarıyla, çünkü kullandığımız enerji fosil yakıtlardan geldiği sürece biz bu sorunu çözemeyiz. Ve şu anda Türkiye ne yazık ki anti sürdüğü bir kalkınma yolunda ilerliyor. Bakın, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ilk defa emisyonlarını düşürebildiler. Bu geçtiğimiz sene oldu. Elimizde veriler var. Düşürüyorlar. Gelişmiş Batı bunu düşürmeye başladı. Fakat Çin, Hindistan ve Türkiye'de ne yazık ki bunun için rekorlar kırmaya devam ediyorlar. Özellikle Çin'in bu konuda çok ciddi aslında çalışmaları da var. Fakat çok ilginç bir şey var. Türkiye'deki artışta önemli bir pay da elektrik üretimindeki düşüş. Bu da iklim kriziyle bağlantılı. Sistemik kuraklık nedeniyle dünyada, dünyanın aslında küresel emisyonları da düşebilir bu sene. Hindistan ve Çin'deki artışa rağmen. Bundan sonra? Düşmedi. Temel sebeplerinden biri ne biliyor musun? Hidroelektrik santrallerdeki su toplama kapasitesinin düşmesi. Biz bir kısır döngünün içindeyiz. Yani bu kısır döngüyü değiştirmek çok zor. Ama gerçekleri görmemizin zamanı geldi. Yani bunları gözümüzü kapatsak bile, hani ne yazık ki şöyle de söyleyebilirim. Şirketler ne kadar aksiyon alırlarsa alsınlar, bazı temel şeyler var. Üst belirleyiciler var. Bu üst belirleyicilerle ilgili de bir şey yapmak zorunda. Ve bu toplumun bir parçası olarak ve uluslararası toplumun bir parçası olarak biraz daha fazla konuşmamız gerekiyor. Yani bu şeyleri, çünkü dediğim gibi bir sanayi şirketi tüm elektriği kendisinin işte yenilenebilir enerji yatırımıyla çözmesi mümkün değil. Gelen elektriğin içindeki fosil yakıtı yok etmek zorundayız. Türkiye'nin şu anda 2053 karbon nötr olma vaadi var ama Türkiye ne zaman karbondioksit emisyonlarını zirve noktaya taşıyacak? Çünkü çok önemlidir. Zirve olacak ve düşecek. Hangi sene biliyor musunuz? 2038 senesi. Yani biz 200 yıl boyunca karbondioksitlerimizi artıracağız. Ülke olarak söylüyorum. Çünkü başka yerlere vurmak biraz kolay oluyor. Ben doğrudan kendi sorunumuzun kendisiyle yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve 2053 yılında da karbon nötr olacak. 15 yılda.
matematikçiler vardır aranızda, sayısalcılar. Ya böyle bir hesap mümkün olabilir mi sizce? Bizim bugün bunu, zirve noktasını bugün dememiz lazım ve bunun için de kamu politikalarına etkimiz çok zayıf. Çünkü çok konuşmadığımız için biraz da. Biz kaçak dövüşüyoruz. Kompliyans mı? Kaçak dövüşmememiz lazım. Bizim, yani çünkü bundan sonra olacaklar, bakın bu bir uyarı, yani uyarı olarak söylüyorum. Çok başka yerlere doğru gidecek. Yani sadece iklim afetleri dolayısıyla değil, gıda enflasyonunun da arkasında bu çok ciddi bir şekilde var. Yani başımıza türlü türlü başka şeyler gelecek. Onun için çok net, açık hem kurumların, hem sivil toplumun, hem de tek tek bireylerin daha açık bir şekilde konuşması lazım. Bu net ve açık bir bilgi. Fizik bilimi bu. Bu kadar. Yani 2+2. Onun için bunun, yani radarına girmesi gereken şey kurumların bu apaçık gerçekleri, çünkü şirketler bunu biliyorlar. Bunu daha çok konuşmalılar. Bunu bunun için lobi yapmalılar. Yani bunun başka çok yolu yok çünkü. Teşekkürler. Barış, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben de hızlıca söyleyeyim. Şimdi aslında Türkiye bu hem iklim konularında hem döngüsel ekonomi konularında, sürdürülebilirliğin alt başlıklarında biraz kaçak dövüştü. Evet, yıllar içerisinde küresel diğer oyunculara göre biraz daha saklandı böyle. Hani sıra bana gelince, biri bana sorunca, biri beni bana baskı uygulayınca gibi bir politika uyguladı ama ta ki Yeşil Mutabakat'a kadar. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat yol haritasını yayınladıktan sonra ve dedi ki ben bu kurallara uymayan tedarikçi ülkelerden de mal almayacağım. Herkes çevreci, sürdürülebilir, işte iklim dostu olmak zorunda dedi. Biz de o zaman demek ki satış yapamayacaksak, eğer işimizi kaybediyorsak diye kendimize çeki düzen vermeye başladık. İyi ki de öyle oldu. Bunu yapan iki ülke daha var, rakip sayıyoruz. Hindistan ve Çin. Biz hani onlara göre lojistik olarak çok daha yakınız Avrupa Birliği'ne. Burada o oyunda aslında 1-0 önde başlıyoruz diye düşünürken ilk zamanlarda aslında Çin çok büyük bir atağa kalktı. Şu an elektrikli araçlarda, tamam elektrikli araçlar mükemmel değil ama fosil yakıtlı, içten yanmalı, motorlu taşıtları bırakma da bir alternatif olarak görülüyor şu an. Dünya lideri olarak kendilerini konumladılar ve uzun sürede böyle olacak. Bunun gibi başka bir sürü inovasyon da yapıyorlar bu arada. Biz o zaman kendimizi düzeltmeye ve çeki düzen vermeye karar verdik. Bence bu kadar şeyin içinde Yeşil Mutabakat'la birçok şeyle tanıştık. Yani Türkiye'nin gündemine girmeyen konu pek kalmadı. Sadece bir tek şey var, o da sürdürülebilirlikle ilgili değil, istikrar. Bizim gündemimize bir türlü girmiyor, bir türlü onu oturtamıyoruz. Yani bir şeylere başlıyoruz, bir hevesle açılışlar yapıyoruz, kapanışlar yapıyoruz, lansmanlar yapıyoruz, eylem planları yayınlıyoruz. Hepsi de güzel, yani iyi bir başlangıç. Bakınca diyoruz ki, ya burada bahsedilenler güzel, yani hani çalışılmış. Çok üzerinde harika. Evet, çok güzel. Keşke hani bu şimdi nereye varacak? Sonra o unutuluyor, yeni bir tane. O bırakılıyor, yeni bir tane. Dolayısıyla bizim aslında şu anda bilmediğimiz çok bir şey yok. Bizim istikrara ihtiyacımız var. Teşekkürler. İkiniz de iki sorudur gayet aynı şey içerisinde dönüp çok net mesajlar verdiniz. Son olarak paneli bitirirken burada şimdi birçok kurumdan sürdürülebilirlik alanında aktif çalışan ve profesyoneller var. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler var. Kurumlara ya da buradaki profesyonellere sizin öneriniz ne olur? Bugünden itibaren neyi daha iyi yapmalarını önerirsiniz? Benim diğer söylediklerimin üzerine biraz şeyler söyleyeyim. Aslında çünkü ben orada da şeyler söylemeye çalıştım. Bu arada tabii ben bağımsız bir yapayım. Yani basının görevini üstleniyorum aslında ben burada. O yüzden hani sırtımda yumurta küfesi yok, kolay konuşuyorum. Birçok insan böyle söyleyebilir. Ama benim görevim bu zaten. O yüzden hani üzerinize alınabilirsiniz ya da şey yapabilirsiniz. Bu konuda bir ne yazık ki yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Çok nazik bir insanımdır ama gerçekleri de çok net bir şekilde söylemeyi seviyorum. Sürdürülebilirlik iletişimi ile ilgili bir şey söylemek istiyorum ben. Sürdürülebilirlik iletişimi çok, ben hani bu doktora tezimi bunun üzerine yaptım. Çok önemli bir şey var. Bunu bir ürünü satmak olarak hala ne yazık ki böyle gören yapılar var. Asıl vurgum şu, sürdürülebilirlik iletişimi bir iç iletişimdir. Kesinlikle iç iletişimden başlar. Eğer iç iletişimden başlamıyorsanız greenwash yapıyorsunuz.
Yani çalışanlarınızla bunu konuşmamışsanız, paydaşlarınızla, bayilerinizle, tedarikçilerinizle bunu konuşmamışsanız, kusura bakmayın, greenwash, bütün bir rengindesiniz. Yani çeşitli renkleri var işte onun. Onlardan bir tanesindesiniz. Kesinlikle böyle. Çünkü aynı insan gibi kurumlar da bir içgörüye sahip olması gerekir. İnsanların, içgörüsü olmayan insanların hemen fark edersiniz. Çünkü dengesizdirler. Çünkü kendileriyle ilgili bir fikirleri yoktur. Kurumlar için aynı şey geçerli. Onun için ilk önce kurum kendi, hem de birincisi çok açık belirtiyorum, çalışanlarıyla birlikte kendisinin anlam ve manasını ve bulunduğu ortamla ilişkisini kurmak zorunda. O içgörüyü kazanırsa dengeli bir şekilde hem istikrarlı olarak hani para da kazanabilir. Tabii ki kazanacak. Karlılık en önemli şeylerden biri. Tabii ki hiç kuşku yok. Ama aynı zamanda mantıklı bir şekilde bu 21. yüzyılda olduğumuzu fark eden bir şekilde davranabilir. Biz hala 20. yüzyıldaymış gibi davranıyoruz. Bakın atmosferin karbondioksit seviyesi değişti. Hemen öyle böyle değil. Bakın sanayi devrimi önce 280'di. Biraz önce baktım 325. 425 pardon 325 diyorum. 425. Bunun güvenli sınırı 350 idi. Ve her yıl 3-4 puan artıyor. Şimdi bunu bu içgörüye sahip olan şirketler buna da hazırlanabilirler. Ve onlar daha etkilenecekleri kesin. Etkilenmemeleri mümkün değil. Kasırga olduğunuzda fabrikanızı kurtaramazsınız yani. Öyle bir şey yok. Ya da çok sistemik bir kuralda su olmadan fabrikanızı çalıştıramazsınız. Çok net bunlar. Ama içgörünüze sahip olursanız, o içgörüye sahip olursanız bütün bunlara daha hazırlıklı, aynı zamanda daha huzurlu olursunuz. Kafanızı hani Salim Hoca'nın dediği gibi daha huzurlu yastığa koyarsınız başınızı. Sonuçta yapabileceklerimiz var veya yapamayacaklarımız var. Ama en önemlisi gözümüzü kapatmak. Gözümüzü kapatarak o içgörüye erişemezsek, kurumsal içgörüye ulaşamazsak, ama ilk önce iç insandan başlıyor bu. Bu önümüzdeki döneme dayanabilmemiz çok mümkün gözükmüyor. May, sen ne söylemek istersin? Bireyler olarak ne yapabiliriz diye oraya dokunayım. Çok güzel bu açıklamanın arkasından. Bana çok sorulan bir soru. Şimdi bir kere bence öncelikle bu konuları bir öğrenelim. Yani biz çok bunu bildiğimizi, şey evet, bildiğimizi düşünüyoruz ama kimse bu konuları bakın bilmiyoruz. Yani gerçekten çok üst, pardon lafını ediyorum. Estağfurullah. Ama, çok üst düzeyde yöneticilerle konuşuyorum. Bakın çok zor bir şey değil. Ben dedim ki ben Allah'ın bir sözelcisiyim. Ben bu işleri anlamam, çok zor. Sayıları bırakalım, lise 1'de bıraktım. Ama bakın matematiksel olarak burada bir ve bizi mahvedecek, çocuklarımızı mahvedecek, kendi hayatımızı mahvedecek bir şeyle basit, çok basit, 15 dakikada öğrenilebilir bir şey. Gerçekten öyle. Roket bilimi değil. Ama kimse bilmiyor. Evet. Hava kirliliğiyle karıştırıyoruz arkadaşlar biz bunu. Hani bu hava kirliliğiyle alakası yok bakın. Hava hiç kirli olmayabilir. Kasırgayı yiyebiliriz iklim krizinden yani. Evet, adım kesinlikle. Estağfurullah. Bu konuları öğrenelim. Yani bizim sosyal medyada gördüğümüz, bazı köşe yazılarında okuduğumuz kadar sığ bir şey değil bu. Siz ilgi duyarsanız bir yolunu bulursunuz. Belgeselini, Netflix'ini, YouTube'unu vesaire gerçekten bulursunuz. Bu konuları gerçekten öğrenelim. Öğrenirsek korkmayacağız, öğrenirsek aksiyon alacağız. Eğer başkasından beklersek bunu, birisi yapsın o bu, hiçbir zaman sonuca varamayacağız. Bir bu. İki, çok güçlüyüz aslında bireysel olarak. Markalar, belediyeler, herkes bizi dinlemek istiyor. Farkında olmayabiliriz ama ben bunlarla birebir yani hem markalarla hem sanayi kuruluşlarıyla görüştüğüm için çok çok iyi biliyorum. Onlar bizim ne istediğimizi soruyorlar. Eğer sürdürülebilirlikle ilgili şeyler istersek onların bu çalışmaları artacak. Bizim etkimiz çok yüksek. Dolayısıyla talep edelim. Talep edebileceğimiz çok nokta var. Her yerde bunu söyleyebiliriz, dile getirebiliriz, sorabiliriz. Birçok yolla, espri yaparak da, mizah kullanarak da, direkt sorarak da, direkt yazarak da birçok yolu var. O yolları bulabiliriz, onları keşfedelim. İkinizin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Zamanı yetiştirdik mi? Biraz yetiştirdik. Evet, yetiştirdik. Hepiniz için de umarım çok faydalı bir panel olmuştur. Teşekkürler. Sağ olun.